Three, hey, two, sen one. Bu videodaysan sen de geometri öğrenmek istiyorsun demektir. Tam yerindesin. Çünkü burada sıfırdan geometri işleyeceğiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Temel kavramlar ve doğruda açılarla başlıyoruz arkadaşlar. Temel kavramlarda ilk olarak ne var? Nokta. Noktayı nasıl gösteriyoruz? Noktanın tanımı da zaten kalemin düzlem üzerine bıraktığı ize denilmiyor mu? Deniliyor. Bu noktanın bir boyutu var mıdır? Yoktur. Neden? Bana göre bu nokta. Bana göre daha küçük bir şey nokta. Bana göre daha büyük bir şey nokta olabilir. O yüzden ben noktaya ne diyorum? Boyutsuzdur. Noktayı nasıl gösteriyorum? Bu bir nokta. Buna A noktası dersek büyük harfle gösterilir ve A noktası diye yazılır. Doğru. İki ucu sınırsız. Bakın iki ucu sınırsız. Aynı doğrultu üzerinde iki noktalar kümesi. İki ucu sınırsız. Aynı doğrultu üzerindeki noktalar kümesidir. Tek bir boyutu vardır doğrunun. Ve doğruya buraya A, B dersem, şuraya da D dersem. Bunu her zaman yazıyoruz. D doğrumuz. Üç şekil adlandırabilirim. D doğrusu, A, B doğrusu, B, A doğrusu diye adlandırabiliyorum. Peki bu doğrudan bir parçasını alıp buraya koyduğumuzu düşünün. Bakın bir parçasını aldım. Kestim, koydum. A, B şeklinde koydum. Buna ben ne diyorum? Doğrunun parçası. Doğru parçası. İki nokta ile bu iki nokta arasında kalan noktaların birleşim kümesine doğru parçası diyorum. Peki bunun uzunluğu ölçülebilir mi? Tabii ki ölçülebilir. Neden? Bunun bir parçasını, belli bir parçasını aldım, buraya koydum. Nasıl yazıyoruz? A, B. Bunun anlamı ne? Kapalı aralık olduğunu belirtiyor. Yani A da B de dahil olduğunu belirtiyor. Bir noktası kapalı, bir noktası açık olursa A, B doğrusunun, doğru parçasının, A, B şeklinde. Eğer ki iki noktası açıksa A, B doğru parçasının, A, B şeklinde yazıyorum arkadaşlar. A, bu doğru parçasının A, B şeklinde gösterimi bu doğru parçasının uzunluğu demektir. Uzunluğu. Gelelim ışına. Işın benim en sevdiklerimden birisi. Neden? Bu sihirli filmlerde hani böyle ışınlanmak oluyor ya, bir yerde bir noktada duruyor, aklına bir yer geliyor, oraya ışınlanıp gidiyorlar. Peki o gittikleri yer belli mi? Tabii ki değil. O zaman bu onların ışınlandığı nokta. A diyelim. Gittiği yer belli mi? Değil. Işının herhangi bir yerinde B noktası ve C noktası belirleyelim. Bu ışına A, C ışını diyebilirim. A, B ışını da diyebilirim. Çünkü gittiği yer belli değil. İstersen buraya doğru gidelim. Şuraya doğru gittiği her nokta bir ışın belirtir. Gelelim açıya. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşmesiymiş. Bakın bir ışın aldım. Bu da O noktasında birleşsin. Bir ışın daha aldım. O A ışını, O B ışını diyelim. Bunların arasında kalan yere ne diyormuşum ben? Açı diyormuşum. Nasıl gösteriyoruz peki? A, O, B açısı. Üzerinde üçgen var. Neden? Bakın açı oluştur, açılı oluşturulan yer ne oluyor hep? Üçgen oluyor değil mi? B, O, A açısı. Ya da O açısı diye yazabiliyoruz arkadaşlar. Peki bu açının iç bölgesi vardır. Bu iç bölgesini nasıl gösteririm? Alfa dedim. Yine aynı açıyı aldım. Açısını aldım. Bu açı ölçüsünü bakın şurayı nasıl gösteriyorum? M, A, O, B eşittir alfa şeklinde gösteriyorum. Eğer ki A, O, B üzerinde üçgen yani açı diyoruz. Açısının ölçüsü buna açı ve içinin taralı kısmı, iç bölgesi. İç kısmı neresi?
Hemen gösterelim. İç bölgesi. Bakın. İç bölgesi. Değil midir? Oldu değil mi arkadaşlar? Açımızın iç bölgesi MAOB açısı alfa şeklinde gösteriliyor. Hadi sorulara geçelim. Evet. Yukarıda sayı doğrusu üzerinde noktalar verilmiştir. Buna göre AC doğru parçası, BE BE doğru parçası ve AC ifadelerine karşılık gelen doğru parçalarını bulalım. İlk önce sorularda durdurun arkadaşlar. Kendiniz çözmeye çalışın. Çözemiyorsanız başlatın. Dinleyelim kendimizi. Ondan sonra tekrar siz çözmeye çalışın. Çünkü amacımız ne? Sizin çözmeniz. Bakıyoruz. AC kapalı aralığı nereye denk geliyor? Bunların yukarı bakıyorsa birleşim, aşağı bakıyorsa kesişim oluyordu değil mi? AC. Bakın. AC kapalı aralığı. Burası değil mi? Burası. Diyelim başka bir renkle gösterelim. AC kapalı aralığı burası. BE. Bakın B kapalı aralığı E. O neresi? Burası. Bunların birleşimi ne oluyor? Bakın A'dan E'ye kadar olmuyor mu? Kapalı aralık mı ikisinde de? Kapalı aralık. O zaman ben buna ne diyorum? A E kapalı aralığı diyebilirim. Gelelim buraya. B E açık aralığı. Bunu tekrar çizelim. Orada karalandı biraz. B noktasını aldım. Açık aralık dediği için böyle aldım. B var, C var, D var, E var. Şurada da A noktamız var. B, E ikisi de açık aralık mı? İkisi de açık aralık. Açık aralığını aldım. Orayı bir çizelim. Bir burayı vermiş. Diğer noktamız ne? A, kapalı aralık bu. Kapalı aralık. İçini dolduruyoruz iyice. Buradan nereye kadar? C noktasına kadar. C noktası da açık aralık. Bunların kesişimini istiyor. Kesişimini ikisinin de olduğu, ortak olduğu noktayı istiyor. Yani benden nereyi istiyor? Bakalım ikisi de nerede ortak? Şu noktada turuncu da geçmiş, siyah da geçmiş. O zaman bu nokta değil midir? Ama B, C açık aralığıymış burası. Yani bunu nasıl göstereceğim? B, C açık aralığı şeklinde midir? Evet, seslerini duyan gibiyim. Gelelim ikincisi örneğimize. Şekilde verilenlere göre BAD açı ölçüsü kesişim BCD açı ölçüsünü bulalım. Şimdi BAD neresi oluyor? Ben açıyı nasıl adlandırıyordum? BAD arasında kalan yer neresi? Burası. Değil mi? Bunun neyi? Aslında bu gösterim ölçüsü değil de iç bölgesini istiyor. Diğeri neresi? Taradık. Diğeri neresi? B, C, D. B, C, D. Burası. Onu da taradık. Bize ne olmuş oldu şu an? Şu an ne oldu? A, B, C, D. A, B, C, D. Dörtgen oldu değil mi? A, B, C, D dörtgenini elde etmiş olduk. Evet. Anladık değil mi örnekleri? Geçiyoruz arkadaşlar. Açı çeşitleri. Evet. Dar açı diyor. Dar açı. Hani dar bir açı. Öyle düşünün. Ne olabilir? Açı ölçüsü en minimum 0 olur değil mi? 0 ile 90 derece arasında. Bakın. 0 ile 90 derece. 0, 90 derece. 90 alıyor muyum? Almıyorum. 0 alıyor muyum? Almıyorum. Yani bu açı ölçüsü 1 ile 89 olabilir mi? Olabilir. Nasıl gösteriyorum? Burası. Peki. Dik açı. Dik. Tam 90 derece olan açıya dik açı diyorum. Bu şekilde gösteriyorum. Ve gösterim şekli A, O, B sürekli sorularda gördüğümüz şekil. O, A diktir. Bakın O, A diktir. Nereye? O,
B'ye şeklinde gösterilir. Oldu mu bu? Oldu. Geniş açı. Geniş açı. Dar açıyı verdik. Dik açıyı verdik. O zaman peki bu 90'dan yukarı olanlar ne olacak? Bize geniş bir açı verecek. Bu sefer ne? 90 derece ile 180 derece arasında kalan açı. Bakın ne diyorum? Arasında kalan açı. Oldu mu? Geniş açı. Peki doğru açı ne? Bakın doğru. Hani biz diğer sayfada ne öğrendik? Doğruyu öğrendik. Doğru nasıldı? Doğru dümdüzdü değil mi? Evet, seslerini duyar gibiyim. Doğru dümdüzdü. A, O, B diye adlandıralım. Şuradaki açı. Alalım oradaki açıyı. Bakın şuradaki açı. Alfa diyorsam ben bu açıya. Alfa da eşittir. Tam 180 derece ise. Buna ne diyormuşum ben? Doğru açı diyormuşum. Aferin. Tam açı. Tam. Tamamı açı. Öyle düşünelim. Bir nokta var. Gidiyor. Ne diyordum buna? Işığın. Değil mi? Evet. Peki bu noktanın açısı nedir? Bak şu noktadan şuradan aldım. Başladım. Aynı yere geldim. Ne oldu? 360 derece oldu. O zaman eğer bu alfa açısıysa, bu alfa açısı da 360 derece ise buna ne diyormuşum? Tam açı diyormuşum. Komşu açılar. Başlangıç noktaları aynı. Bu başlangıç noktası olsun. Aynı olan 3 tane ışının birer ışını ortak olacak şekilde. O ortak ışın kimi seçiyoruz? Ortak. Şurayı seçiyoruz. Ortak olacak şekilde oluşturduğu iki açıymış. Birisi burası. Birisi burası. Anladık mı arkadaşlar? Peki açıortay. Açıortayı bilenler? Açıortayı nasıl adlandırıyorum? Bakalım. Bir açıyı iki eş parçaya bölen. Bakın. Şu bir açıydı. Bunu gerçi sonradan çizdim. Şimdi çizdim ama. Bir açıyı, şunu bir açı düşünün. Hatta direkt biz açıortayı böyle çizelim. Şurada benim bir açım var. Ben bu açıyı şuradan bir tam ortasından bir ışın geldi. İki eş parçaya böldüm mü? Böldüm. O zaman ben buna ne diyorum? Açı ortay. Bakın açıyı tamamen ne yaptı? Ortaladı. Değil mi? Buranın açı ortay olduğunu biliyorduk. 45-45 diye ayırdı. Ve ne gördük sonra? Alfa 45. Alfa artı 45 burası ise. Peki. Şurası neye denk geliyor? Burası da alfa artı 45'e denk gelmiyor mu? Evet, alfa artı 45'e denk geliyor. Peki, OC açısı AB doğrusunu dik kesiyorsa, şurası 90 derece ise, burası da 90 derece değil midir? 90 derecedir. O zaman bu kısımda ne var? Alfa var. Artı 1 alfa artı 45 var. Bu neye eşitmiş? 90 dereceye eşitmiş. O zaman 2 alfa 45'i karşı tarafa atarsan eksi 45 olarak geçerse 45'i eşit değil mi? Her tarafı 2'ye bölersem alfa 22,5 derece mi gelir? Evet. Bizden neyi soruyordu? Alfa'yı soruyordu. 22,5 derece. Diğer sorumuza bakalım. Tabii her zaman siz soruyu durdurun. Önce kendiniz çözmeye çalışın. Ondan sonra devam edip dinleyebilirsiniz. Düzlemde komşu iki açı. Komşu iki açı nasıl gösteriyordu? 3 tane ışın vardı. Arasında kalanlar komşu açı değil miydi? Evet, değil mi? Bakalım bu komşu iki açının açıortayları. Bakın bunların açıortayları varmış. O zaman burası, burası, şurası, şurasına eşit. Ben buna x, x, y, y der miyim? Derim. Açı ortayları arasında kalan açı. Bakın açı ortayları arasında kalan açı. Bize diyor ki yani x artı y 55'tir diyor.
Bu iki açının farkları. Bakın şimdi şuraya dikkat ediyoruz. Bu iki açının diyor. Bakın bu bir açıydı. Bu bir açıydı. O zaman 2x eksi 2y 10 olur. Buraya dikkat edin. Açıortayları arasında kalan açının farkı demiyor. Açıların arasındaki fark diyor. O yüzden 2x eksi 2y. Biz her zaman iki denklem gördüğümüzde ne yapıyorduk? Şurayı sadeleştirme varmış. Burayı sadeleştirebiliriz. Her tarafı 2'ye bölün. O zaman ne geldi? Yukarıdan x artı y eşittir 55. Şuradan her tarafı 2'ye böldük. X eksi y eşittir 5 geldi. Taraf tarafa toplarsak bu y'ler birbirini götürdü. 2x eşittir ne geliyor? 60. X açımız ne oluyor? 30. Peki buradan bakarsak x açımız 30. 30. Şurası 55'e eşit değil miydi? O zaman burası 25 25 mi oluyor? Bakın 55 oldu değil mi? Benden neyi soruyor? Büyük açıyı soruyor. Hangisi büyük? 30 demeyeceğiz tabii ki. Düşmeyeceğiz. Büyük açı nedir? Bakın 30 derecelik olan büyük açı değil mi? O zaman burası ne? 60 derece. Şurası ne? 50 derece. Hangi açıyı soruyor? Büyük açıyı soruyor. O zaman ne buluyoruz? 60 derece. Düşmeyelim arkadaşlar bu soruya. Hadi bakalım. Evet, tümler ve bütünler. Tümler açı nasıl gösteriliyor bakalım. Ölçüleri toplamı 90 derece olan açı. Bakın. Şurası 90 derece. Ben buraya x dedim, y dedim. O zaman x artı y neymiş? 90 dereceymiş. Buna ne diyormuşum? Tümler diyormuşum. Bir başka gösterim şekli ve sürekli kullandığımız şekilse. Burada herhangi birini alfa diyelim. Bakın şurası alfa olursa. Şura 90'a tamamlamak için ne olacak? Ne olacak? Artı 90 eksi alfa. Bakın buraları topladığında ne oluyor? 90 dereceye eşit oluyor mu? Oluyor. O zaman ben birine alfa, birine 90 eksi alfa diyebilir miyim? Diyebilirim değil mi? Bu da ikinci gösterim şekli. Sürekli kullandığımız şekil bu şekilde olacak arkadaşlar. Tümleri anladık. Geçelim bütünlere. Bütünler. Bakın bütünlüyor. Bütün hepsi. Ölçüleri toplamı 180 derece olacakmış. Alalım açımızı. Buraya yine x. Buraya yine de y dersem x artı y ne olacakmış? 180 derece olacakmış. O zaman yine aynı şekil. Şurada herhangi birine alfa dersem diğeri 180 eksi alfa olmayacak mı? Eksi alfa olacak değil mi? Yine topladığımda alfa artı 180 eksi alfadan ne oluyor? 180 derece oluyor. Anladık mı bütünlerle tümleri? O zaman soruya bunlayalım. Tümlerinin ölçüsü, bakın tümlerinin ölçüsü diyor bize. Tümleri neydi? Bakın tümler. Açının kendisi dediğinde alfayı alıyoruz. Tümleri dediğinde 90 eksi alfayı alıyoruz. Bu ölçü, başka kalem yazalım daha güzel görürüz. Tümlerinin ölçüsü kendisinin, yani kendisi alfa 3 katının 10 fazlasıymış. Bakın soruları ne yapıyoruz? Adım adım okuyoruz. Tümlerinin ölçüsü kendisinin 3 katının 10 fazlasıymış. Alfamızı bulabiliriz o zaman. Bakın eksi alfayı bu tarafa atıyoruz. Artı olarak geçti. 4 alfa. Onu bu tarafa attım. Ne geçti? 80. Alfayı ne bulduk? Her tarafı 4'e bölersek 20 bulduk. Ne istiyordu bizden? Açının ölçüsü. Bulduk açımızı. Açımız neymiş? 20'ymiş. Eğer ki tümleri de deseydi 20'yi yerine koysaydık 90'a tamamlayan diğer değer ne olacaktı? 70 olacaktı. Çok güzel. Kendisi ile bütünlerinin oranı. Bakın tekrar düzgün bir şekilde okuyoruz sorumuzu. Kendisi alfa ile bütünlerinin oranı diyor. Bütünleri neydi? 180 eksi alfa. Neymiş? 2 bölü 7'ymiş.
İçler dışlar yaparsak biz bu soruda. Ne oluyor? 7 alfa geliyor buradan. Eşittir. 2 ile 180'i çarpın. 360 eksi 2 alfa. 2 alfaya bu tarafa atarsak ne oluyor? 9 alfa eşittir 360'tan. Alfayı kaç buluyoruz? 40 derece buluyoruz. Alfamız 40 dereceymiş. Ama bize neyi soruyor? Soru kendisi kaçtır demiyor. Soru ne diyor? Bütünlerini bulunuz diyor. Alfayı buldum. Bu kendisiydi. Bunu 180'e tamamlayan bütünleri nedir? 180 eksi alfa olan kısmı. Nedir? Bütünleri. 140 derecedir arkadaşlar. Bakın tamamlamış. Kendisi 40 derece. Bütünleri 140 derece bulundu. Gidiyor sorular. Gitti. Evet. Ters açılar. Açıları ayrıntılı bir şekilde işlemeye başlıyoruz. Ters açılar. Gören bilen vardır büyük ihtimalle. Ama biz burada sıfırdan geometri öğrettiğimiz için en iyisini, en basitini burada öğreneceğiz. Kesişen iki doğru diyor bak. Kesişen iki doğru alalım. Aldık. Arasında kalan zıt olanlar, bakın zıt olanlar. Şuraya A desem, buraya B desem, A eşittir B. Şuraya X desem, Y dersem, X de eşittir Y şeklinde alabiliyorum her zaman. Ama kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılar. Bakın kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılar. Tamam mıyız? Tamamız gençler. Gelelim paralel doğrularda açılara. Paralel doğrular. Bakın paralel. Bu açıların özelliği iki paralel doğru arasında olması. Bunları paralel kabul edeceğim. Arasında gelen doğruya hakkında yorumlayalım. Yöndeş açı. İlk olarak şunu çizdik. Bakın yöndeş diyor. Aynı yöne bakacak. Şu bu yöne bakıyorsa yöndeş olarak burası nereye bakıyor? Bu da mı buraya bakıyor? Hadi bunları isimlendirelim. Diyelim ki şu açımız A olsun. Şu açımız B olsun. C, D, E olsun. Ne kaldı? F, G, X olsun. Küçük yazdım biraz ama idare edin. Şimdi yöndeş açılarda A açısı B açısıyla yöndeş mi? O zaman ben ne diyorum? A eşittir B. Peki E açısı bu tarafa bakıyor. X açısı da bu tarafa bakıyor. O zaman E eşittir X. Bakın G açısı bu tarafa bakıyor. Buna eş. Burada hangisi o tarafa bakıyor? D açısı bakıyor. O zaman G eşittir D'ymiş. C açısı bu tarafa bakıyor. F açısı da bu tarafa bakıyor. Bakın bu tarafa bakıyor, bu tarafa bakıyor. O zaman C eşittir neymiş? F açısı. İç ters açılar arkadaşlar. Şimdi iki paralel, tekrar tanımı söylüyorum. İki paralel doğrunun bir kesenle, bak bir kesenle yaptığı açılardan içeride olup birbirine ters olan, bakın içeride olup birbirine ters olan açılara denilmiş. Bu açılar birbirine eşitmiş. O zaman hangileri? Bakın bizim aslında adlandırdığımız Z kuralı buradan geliyor. İçeride oluyor. Bakın D açısı bu tarafa bakıyor. B açısı ne tarafa bakıyor? Bu tarafa bak. Bu tarafa, bu tarafa. O zaman iç ters açılardan D eşittir B diyebiliyorum. Bu tarafa, bu tarafa. Peki diğerinde E bu tarafa bakıyor, F bu tarafa bakıyor. E eşittir F. Z kuralı da uygulayabilirsiniz. Z kuralı. Z kuralı. Z kuralımız. Bakın. Bu tarafa bakıyor. Bu tarafa bakıyor ise birbirlerine eşitmiş. Peki dış ters. Bakın dış ters. O da tam ters olmayacak mı? Bakın C açısı bu tarafa bakıyorsa o zaman tam bu tarafta ters tarafa bakan ne var? X var. O zaman C eşittir X. A eşittir. Nereye denk geliyor?
bu tarafa denk geliyor. A eşittir G diyoruz. Umarım anlamışızdır arkadaşlar. Çok ayrıntılı bir şekilde anlattığımı varsayıyorum. Geçelim o zaman. Burayı gönderiyorum. Gönderemiyorum. Göndereceğim. Gönderdik. Ben formüllere formül demiyorum. Formüller bence matematiği kolaylaştırıcılarıdır diyorum. Ve yolumuza böyle devam etmek istiyorum. Formül demiyoruz arkadaşlar. Bunları mutluluk olarak düşünelim. Çünkü bizim işimizi, matematiğimizi kolaylaştırmıyor mu? Kolaylaştırıyor. Formül olmasa o kadar uzun yollar vardı ki. Hani gerçekten o zaman tamamen matematikten nefret ederdik. Şu an çok çok sevdiğimizi varsayıyoruz. Çok çok seviyoruz ve sevmeliyiz. Tekrardan başlıyoruz. Kolaylaştırıcılardan. İki tane paralel doğru. Bakın bu bizim için önemli bir husus. İki tane paralel doğru ise D1 doğrusu paraleldir. D2 ise A ile B'nin toplamı, sanki turuncu biraz görünmüyor gibi. Yeşille yazalım. A ile B'nin toplamı her zaman neye eşitmiş? 180 derece diyebilirim. Peki aşağıda böyle 3 tane açı gördük. Yine D1 paraleldir D2 diyoruz. Bu ne oluyor? A artı B artı C neye eşit? 360 derece diyorum ben bu sefer. Peki gelelim aşağıki kısmı. Peki böyle sonsuza kadar gidiyorsa bir kural. Sonsuza doğru gidiyorum ben. Ne yaparız? Bakalım ne yaparız? A1, A2 sonsuza kadar n tane var. Burada n tane olduğunu biliyorum. Hani ben 3 taneyi bildim. 2 taneyi bildim. Ama n tane olduğu zaman ve D1, D2'ye paralel olduğu zaman diyorum ki bunların toplamı A1 artı A2 artı AN'in toplamı N eksi 1 çarpı 180 derecede buluyormuşum. N eksi 1 artık N kaç tane ise çarpı onun bir eksiği çarpı 180'de ne yapıyormuşum? Buluyormuşum. Gelelim mutluluk kuralı. En sevdiğimiz, her yerde çıkan, karşımıza çıkacak olan kural. Bu kuralımızda ne var peki? Bakın, iki arkadaş bu tarafa yürüyor. Bu tarafa yürüyorum. Ve onları topladığımızı varsayalım. Şu tarafa yürüyenle birbirlerine eşit oluyorlar. Bakın, bu da bu tarafa gidiyor. Eşittir ne diyorum? X diyorum. Anlaşıldı mı? Peki bunu nerede uyguluyorum? Tabii ki de BA DE'ye paralelse uyguluyorum. Hani yamuk mu yumuk bir şey verdiği zaman ben her gidene, her gelene eşit diyemem değil mi? Burası buraya paralelse ben bu kuralı burada ne yapabiliyorum? Uygulayabiliyoruz. Peki gelelim zikzak 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 kuralımıza. Aynı şey. Bu bir tık daha basit anlatımı. Bu biraz daha uzatmış. Bu bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa bakıyor. D1 ile D2'mize paralel. O zaman A artı B artı C'yi buraya, şuraya, şuraya bakan eşitleyebiliyor muyum? X artı Y artı Z diyebiliyor muyum? Tabii ki de diyebiliyorum. Bunlar olmasaydı hayat nasıl zor olurdu? Bir düşünün, bir düşünün. Bulabilir miydik? Matematiği ve geometriyi bulamazdık. Geçiyoruz. Wow, sorular. Efsane. BA paraleldir CD'ye. En sevdiğimiz yer. Paralel olması. Paralel olursa her şey kolaylaşır. Peki ABC açısını 70 derece vermiş. Bize ne vermiş? BCE açısı 4 katıymış ECD'nin. Bakın bunu nasıl adlandıracağız? Eğer ki siz buraya X derseniz neymiş ECD? Neresi ECD? ECD. Zaten X demişiz. ECD açısına X dersek BCE BCE açısına ne diyeceğiz? Evet. 4X demeyecek miyiz? 4X diyeceğiz değil mi? Dedik. Bizden nereyi soruyor? X'i soruyor. Burada hangi kural var? Dur dur bakın. Bakın arkadaşlar sakin sakin.
bulabiliyor muyuz? Evet. Z kuralı. O zaman Z kuralı ise 70. Buradaki açıların toplamına eşit değil miydi? 70 eşittir 5x dersem. X buradan ne geliyor? Bakın 5 ile bölme kuralı. 0'a atın, 2 ile çarpın. Ne geliyor? 14 derece geliyor. O zaman x'imiz neymiş? 14 dereceymiş. Diğer sorumuza bakacak olursak arkadaşlar, bize OA'nın, EB'nin, FC'nin ve GD'nin paralel olduğunu vermiş. Burada bir açıortay vermiş. Şimdi şurayı kapatıp şuraya baktığımız zaman biz bu U kuralı dediğimiz kuralı görüyor muyuz? Şuranın içleri paralelse birbirini 180'e tamamlamıyor muydu? Tamamlıyordu. Bana burada 100 derece vermişse şu açıortayın olacağı kısım 80 derece olmalı değil mi? Evet. Açıortayı tam ortadan ikiye kesmişse o zaman buralara 40'a 40 derece diyebiliyor muyum? Diyebilirim. Bakarsak diğer tarafa. Şurada benim Z kuralım yok mu? Var. Geometri bir bakıma görme dersidir arkadaşlar. Görmemiz gerekiyor. Evirin, çevirin soruyu, üstten bakın, alttan bakın, bir şekilde o sorunun cevabına ulaşacağınıza eminim. Ben size güveniyorum, siz de kendinize güvenin. Şimdi burada bir Z kuralı var. 90 derece ise şu kısım da 90 derece olmalı mı? Olmalı. O zaman 40 artı 40 artı x eşittir 90 ise x eşittir bana buradan 10 derece geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Bizden neyi soruyordu? FOG. Nerede FOG? FOG. Evet, x açısını soruyordu. Bulduk arkadaşlar. Geçiyoruz. Soru 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 soru. Yepyeni nesil sorularla devam ediyoruz. Uzun uzadıya. Sakın uzun sorular gözünüzü korkutmasın. Önce bilgimize bakalım. Düzlemde aynada gelen ışın aynı ölçüde açı ile geri yansır. Ben buradan 10 derece ile geliyorsam şurada da 10 derecelik açı yaparak geri yansırmışım. Şekildeki düzlem ayna üzerinde 1 ve 2 gibi yansımıştır diye adlandırılıyor. O zaman 1 gelmiş gitmiş. 2 gelmiş gitmiş. Bana büyük ihtimal alfa açısını soruyor. Diyor ki bir nolu ışın aynada 30 derecelik açı yapıyormuş. Bakın soruyu okuyun, durun, çizin. 30 derecelik açı yapıyormuş. 30 derecelik açı yapıyorsa ne dedik? Aynı açıyla geri mi yansır? Geri yansır. Bu açı 30 derecelik gelmişse 30 derecelik yansımıştır. Değil mi? Evet. Aynada çarptıktan sonra geri yansıyan ışın arasında, o zaman bakın 2 derecelik ikinci açıyı diyor. İkinci açıdan aynaya yansıyan diğer ışın arasında 40 derecelik açı yapıyormuş. 40 derece. O zaman şuralar kaça eşit? Bakın 40 dereceye 40 derece. Bunun tamamı birbirini 180'e tamamlamıyor mu? Bakın alfa açısını bulacak olursak. Şurası tamamen 70 derece. Burası 70 derece. Burada alfa var. O zaman 70 artı 70 artı alfa 180 olacağından alfa ne geliyor? Burası 140. Burası tabii ki de 40 derece. Bulanlara aferin. Bulmayanlarla da devam ediyoruz. Bir sonraki soru. Ondan sonraki soru. Sorularım sana arkadaşım. Çözeceğinizden %100 eminim. Önemli olan kendinize emin olmanız. Bütünlerinin yarısı. Bakın. Açının kendisi alfaydı. Bütünleri 180 eksi alfaydı. O zaman 180 eksi alfanın yarısı tümlerinin. Açının kendisi alfaydı. Tümleri evet 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 doğru söyle. 90 eksi alfaydı. O zaman 90 eksi alfanın 3 katının 20 derece eksiği ne eşit ise bundan sonrası işlem. Buraya kadar yazan arkadaşlarım bravo, sizi tebrik ederim. Sorunun %90'ını tamamlamış oldunuz. Bundan sonrası işlem. Şimdi bakalım, önce 3'ümüzü dağıtalım. 180 eksi alfam burada dursun.
3'ü de attım. 270 eksi 3 alfa. Pardon, ben hızımı alamadım, oraya da gidiyordum. Eksi 20 dereceymiş. 270'ten eksi 20'yi çıkartırsam 180 eksi alfa bölü 2 eşittir 250 eksi 3 alfa mı yapıyor? Evet. İçler dışlar çarpımı yaparsak 180 eksi alfa eşittir 500 eksi alta 6 alfa mı? Evet. 6 alfayı bu tarafa atarsam, 180'i bu tarafa atarsam ne geliyor? 5 alfa eşittir 320 geliyor. Ve alfa açımız buradan ne geliyor? 64. Neyi soruyor bizden? Bu açının ölçüsünü soruyormuş. Alfa 64. Gönderiyorum. Yeni sorularımıza devam ediyoruz. Nasıl güzel çizmişim. AB CD EF'ye paralel olup verilenlere göre X açımız kaç derecedir? Bakalım açımıza kaç derecedir? Ne görüyoruz? Tabii ki arkadaşım, öncelikle durdurup sen çiziyordun bu soruyu. Bakın, geometride çizgi çizebiliriz, doğru çizebiliriz, bir şeyler bulabiliriz. Bulmak için her yol mübahtır diye düşünün. Ben buradan bir paralellik çizsem, bu buna paralel çizsem. Şimdi şurası ne geliyor? Birbirlerini 180 tamamlıyordu. 100 derece gelmiyor mu? Geliyor. Başka ne bulabiliriz? Bakın. Burası burasına neymiş? Eşitmiş. Buradan ne bulabiliyorum? Şuraya bakın, odaklanın. Z kuralı. Z kuralında neydi? 80 ise diğer taraftan ne geliyor? Burası da 80 olacaksa buraya ben 40 diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü Z kuralında birbirine neydi bunlar? Eşitti. Şimdi ben o 40'ı buldum, 100'ü buldum. Bundan sonrası ne? Burası, şurası ve burası birbirini 360'a tamamlamıyor muydu? Tamamlıyordu. O zaman 140 artı 150 artı x eşittir 360 desem. Burası ne yapıyor? 290 artı x eşittir 360 ise x buradan ne geliyor? 70 derece geliyor. Bulduk mu? Bulduk. Gelelim bilardo masasındaki topun hareketine. Matematik nerede? Matematik yok. Matematiği hani hayatımızda nerede kullanıyoruz diyorsan bilardo oyununda. Yukarıdaki bir bilardo masasında topun hareketi verilmiş. Top masaya geldiği açı ile masadan sektiğine göre alfa açısı kaç derecedir? Biz ters açıları gördük değil mi? Bunu siyahla yazalım ki daha net görelim. Ters açıları gördük. O zaman ben şuraya da alfa der miyim? Derim. Masadan aynı açıyla sektiğine göre burası 50 ise burası ne geliyor? 50. Bakın, şurada bir dik üçgen yok mu? Bunu böyle hesaplamayın. Burayı dik gibi düşünün. Burası zaten birleştikten sonra ne olacak? Burası dik olacak değil mi? Şuraya 90 derece dersem buraya kaç kalıyor? 90'a üçgenin iç açıları toplamından 180'di. 90, buranın da 90 olması lazım. 40 kalıyor. Top buraya geldi. Aynı açıyla sekiyor. Burası ne oluyor? 40 kalıyor. Burası ne? 90. Burası 50 diye devam ediyor. Şurası da 50. Şimdi bana buradaki iç açılar lazım. Burası 100 ise birbirini 180'e tamamlayacaksa buraya ne diyorum? 80 derece. Burası 40-40-80 ise 180'e tamamlayacaksa burası ne? 100 diyorum. Burası 50-50. 100 ise şurası ne? 80 diyorum. İçeride bir 4. Arkadaşlar, telefonum kapanmış. Ben buraları anlatmışım. Sonra fark etmişim. Kusura bakmayın. Şimdi biz nerede kalmışız? 50 50 ise 40'ı 40'ı bulduğumuzu anladık değil mi? Geldiği top sektiği açıyla geri geliyordum. Buraları 180'e tamamladığı için buraya 50 50 100 ise buraya 80 kalıyor. 40 40 80 ise 100 kalıyor. 50 50 100 ise 80 kalıyor. O zaman ben bu açıyı görmediğimi varsayıyorum. İçeride bir dörtgen mi oldu? Alfa 80 100 80. O zaman burada ne oluyor? Bakın.
80 160 artı 100 artı alfa dörtgenin iç açıları toplamı ne? 360 derece eşit mi oluyor? Burası 260 ise alfaya kaç kalıyor? Alfa eşittir 100 derece oluyor arkadaşlar. Bu kadar bu soru. Gönderiyoruz. Son sayfalar, son sorular başlıyoruz. Şimdi son sorumuzda ne diyor? BADE'ye neymiş? Dikmiş. BADE'ye dik. Pardon, ne diki ya? BA paraleldir DE. BADE'ye paralel. Açımız 2 katına eşit diyor ise, bakın FBC CA CBA'nın 2 katıymış. O zaman ben buraya x dersem bu açının tamamı 2x olmayacak mı? CBA açısı neresi? CBA açısı x dersem, bakın buraya x dersem FBC açısı, FBC açısı 2x mi oluyor? Evet. Aynı şekil CDE açısına, CDE açısına y dersem FDC açısı 2y mi oluyor? Evet. O zaman bakıyoruz sorumuza. Sorumuzda nereyi buluruz? Bakın ilk buradan tamamını alırsak 3x artı 3y, 3x artı 3y eşittir 120 derece mi? Hani bu tarafa bakan açılar bu tarafa bakan açıya eşitti ya. Her tarafı 3'e bölersem x artı y eşittir 40'ı bulur muyum? Bulurum. Başka nereye bakıyoruz? Bakın şu açıda, buna A diyelim arkadaşlar, karışmasın. Şimdi bu açıda bakın x artı y aynı zamanda alfaya mı eşitti? Biz alfayı bulduk, sayılır. Bakın x artı y bu tarafa, bu tarafa bakan açı şunu kapattığımız zaman bu tarafa bakan açı eşit değil mi? O zaman x artı y aynı zamanda a'ya mı eşit? A'yı ne bulmuştuk? O zaman a eşittir 40 der miyiz? Deriz. Şimdi masaya bakalım. Şu sorumuza. Bu sorumuzu size ödev olarak bırakacağım. Bu sorunun cevabını 2 gün sonra yine sayfada anlatacağım. Ama bu soruyu iyi inceleyelim arkadaşlar. Bu soruya bakalım. Cevabını yorumlara bekliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Doğru da açılarla ilgili sorularımızı ve konumuzu bitirdik. Aşağıya bu anlattığım konularla ayrıntılı bir şekilde PDF'sini yazdım. PDF'yi aşağıya bırakacağım. Linkten ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Matematikle geometriye kalın. Görüşürüz arkadaşlar.